Alt. Çabuk Sedye! Çabuk! Hadi Fırat Bey. Hadi. Çabuk. Fırat, Fırat ne o? Nabız yok, çabuk! Fırat! Atif! Dur katil! Atif! 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 Ya dur! Fırat! Fırat! Atif! Fırat! Fırat! Dur katil! Sakin ol kardeşim. Dur! Dur. Oğlum gözünü seveyim. Dur! 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 Sakin ol kardeşim. Atıf dur. Sakin ol. Sakin ol. Oğlum, Atıf. Ne oluyor oğlum? Baba annemi kaybettik. Ne? Getirdiniz onu. Ne oldu bu? Nasıl bu hale geldi? Vallahi ben direksiyondaydım. Bir ara baktım. Birden fenalaştı, bilmiyorum. Doktor bir şeyler söyler herhalde. Siz kimsiniz? Ben Sinan Acar. Siz nereden getiriyordunuz onu? Ne ilginiz var sizin Fırat'la? Bizim bir işimiz vardı. Kendisini eve bırakıyordum. Sonra hastaneye gelmemiz gerekti. Buraya gelirken de fenalaştı. Siz bir müddet ayrılmayın, olur mu buralardan? En azından çıkana kadar. Melike Hanım, biliyorum epey süredir Polonezköy'deki otelle ilgilenimdik ama artık her şey değişecek. Sizi o yüzden buraya çağırdım. Bana biraz bilgi verir misiniz durumu hakkında? Çok sevindim Fırat Bey. Yani babanızın vefatından sonra açıkçası biraz ümidimi kesmiştim. Yani ne kadar uğraşsak da belirli yatırımları yapamayınca otel son zamanlarda iyice müşteri kaybetti. Yani aslına bakarsanız otelle ilgili büyük hayallerim var. Zaman ayırabilecek olmanıza çok sevindim. Artık bol bol vaktim var. Yani hayatı biraz daha ardın almak istiyorum. Babamın hatları ne durumda? Onlara gözüm gibi bakıyorum. Ama biraz kalpleri kırık. Yani Seyis her gün gezdiriyor ama sizi özlüyorlar. Çok güzel. Birkaç güne kadar geleceğim. Uzunca bir süre kalacağım. Sizinle yapacağımız yenilikleri tasarlarız. Yani... İyi bir ekiple de kısa sürede toparlarız orayı. At konusuna da ciddi anlamda eğilmek istiyorum. Yani insanların hafta sonu gelip atlarına binecekleri keyifli bir otel haline getirmek istiyorum. Yani kafamda öyle bir konsept var. Harika. Yani bunları duyduğuma çok sevindim. O zaman size detaylı bir rapor hazırlayacağım şu anki durum hakkında. Fırat Bey. Sorun yok. Sürekli giriyor zaten bu sıralar. Ben size bir su getireyim. Renginiz soldu. Ah. Amerika'da terör saldırısı. Bütün kasaba musluk suyundan zehirlendi. Kasabaya su sağlayan baraja kimliği belirsiz teröristlerce karıştırılan, henüz içeri belirlenemeyen zehir nedeniyle bütün kasaba sakinleri acil servislere koştu. Zehirlenmenin belirtilerinin başlarında karın ağrıları ve dayanılmaz kramplar olarak belirtildi.
yoksa... Abi bizimkilerden rapor geldi. Bu ressam atölyedeymiş. Sabah da oradaymış. Bir ara bir bakkala çıkmış, geri dönmüş. Gelen giden de olmamış. İyi. Neden ilgileniyoruz abi onunla? Sen niye bu kadar meraklı oldun ki? Ha? Akşamlar nereye yemeğe gideceğiz? Abi tekrar soruyorum. Niye? Çünkü ben davetlerde öyle mal gibi tek başıma yalnız kalmayı sevmiyorum. Şimdi Şadiye de çağırdı. Gitmezsek ayıp olur. O yüzden beraber gideceğiz. Sende var bir durum ama hadi hayırlısı bakalım. Geçer. Bir Alex değil ama idare edeceğiz artık. Ah lan Ali. Ah be oğlum. Fırat Kazan'a geldi bu değil mi? Ne için? Evet. Fırat Kazan sadece bir marka su içer. Ulan tam da tahmin ettiğim gibi. Hayırdır, bir problem mi var? Yok bir şey. Sen başka bir bayiden başka bir su ayarla. Ben bunu alıyorum, tamam? Söylesene lan, kim tuttu seni? Abi vallahi ben bir şey yapmadım ya. Ne yapmadın lan, ne yapmadın Hıyar? Ne yapmadın? Bu ne lan? Bunlar ne? Ne lan bunlar? Ne bunlar lan? He? Oğlum bak. Lan konuş. Abi benim bir suçum yok vallahi ya. Başlatma lan suçundan. Oğlum bak var ya, mısın, senin kim tuttuğunu söylemezsem bunları bu ağzın sapların içinde ne var ne yok sıkarım lan sana. Abi he? Tamam söyleyeceğim ya. He? Söyleyeceğim mi? Hayırdır Ali kardeş? Sermet abime ufak bir hediye getirdim, evde mi? Evde değil ama kusura bakma. Kesin emri var, seni içeri alamayız. Ya bak bu hediyeyi geri çevirdin duyarsa sana patlar yani. Fırat abinin sağlığıyla alakalı, o kadar diyeyim ben sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.